Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 29 Eylül'de Türkiye saatine göre öğlen 12.57'de 6 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. 23 Eylül'deki sonbahar ekinoksu ile birlikte artık sonbahar mevsimi başlıyor. Bu dolunayda tam bir hasat zamanını aslında işaret ediyor. Ateş elementinin öncü niteliklerini taşıyan güçlü bir dolunay. Çünkü Koç terazi aksındaki ay düğümleri bu dolunayla birlikte bir kez daha tetiklenecek. Yönetici gezegeni Mars terazi burcunda güney düğüme çok yakın bir pozisyonda. Ayrıca önümüzde bir güneş tutulması var 14 Ekim'de. 14 Ekim'de meydana gelecek 21 derece terazi burcundaki güneş tutulması şu anda bu dolunayda Mars'ın bulunduğu dereceyi de işaret ediyor. Dolayısıyla bu dolunayın Ekim ayındaki tutulmayla da çok önemli bir bağlantısı olduğunu, tetikleyici olacağını söyleyebiliriz. Evet, Koç öncü bir burç ve an haritasına baktığımızda Yay burcu yükseliyor. MC noktasında terazi var. Güneş terazi burcunda. Güneş ve ay karşıt açıda yerleşmiş durumda. Bu ne demek? Evet, dolunaylarda güneşle ay karşıt açıda yerleşir. Bu kendi içinde bir çekişme yaratır, bir gerilim yaratır. Ay Koç burcunda daha çok kişisel anlamda bireyselliği, kişisel istekleri, arzuları, girişimleri bize ifade ederken Güneş terazi burcunda uzlaşmayı, diplomasiyi, paylaşımları, işbirliklerini, ilişkileri özellikle öne çıkarıyor. Ben biz arasında bir çekişme olduğunu söyleyebiliriz Koç dolunayında. Yönetici gezegen Mars'ın terazide olması tabii ki enerjinin burada daha çok uzlaşma alanında biraz daha mücadele gerektirdiğini bize gösteriyor. Kişisel alanlarda, ilişkilerimizde, ortaklıklarımızda, evlilik ve partner ilişkilerimizde enerjimizi bu dönemde daha fazla yönlendirebiliriz. Denge, uyum arayışımız, paylaşımlarımız öne çıkabilir. Mücadelemiz, hak arayışlarımız tabii ki öne çıkabilir. Çünkü terazi hak, hukuk, adaletle de ilgili. Sosyal alanlarda, toplumsal alanlarda yine sosyal anlamda sosyal vicdan, işte eşitlikler, hak, hukuk alanındaki denge arayışlar burada, diplomasi, siyasetle ilgili konular çok fazla gündemimizde olabilir önümüzdeki özellikle Ekim ayıyla birlikte. An haritasına biraz daha baktığımızda yükselende Yay burcu var ve yöneticisi Jüpiter Boğa burcunda yerleşmiş durumda. Merkür Başak burcunda, Jüpiter ile Merkür arasında olumlu bir açı var. Aynı zamanda Boğa burcundaki Uranüs de Merkür ile güzel bir açıda. Merkür Başak burcunda zihinsel anlamda günlük hayatımızın detaylarına odaklanabileceğimizi, biraz daha verimli, pratik çözümler üretebileceğimizi işaret ediyor. Uzun bir süredir biliyorsunuz Merkür Başak burcunda gerilemekteydi, artık güç topladı, ilerliyor. Dolayısıyla işlerimize, günlük hayatımıza, yapılması gereken düzenlemelere, projelerimize şimdi odaklanıp Koç dolunayının da bize verdiği enerjiyle, cesaretle girişimlerde bulunabiliriz, inisiyatif alabiliriz. Tabii ki Koç burcunu Mars yönetir. Bunun içinde bir savaş var, mücadele var. Dolayısıyla liderlik var, yönetim var, cesaret var. Ve bu etkiyi her alanlarda biraz daha görebiliriz. Öncü burçlarımız daha fazla etkilenecek. Başta Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlaklar olmak üzere. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçların özellikle 0 ile 10 derecesi arasında, yani ilk dekanında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa siz de bu dolunaydan en güçlü etkiyi alabilirsiniz. Cesaretimizin artacağı bir dönemdeyiz ama her dolunay biliyorsunuz farkındalık verir bize. İçinde bulunduğumuz şartlar olgunlaşır, görünür hale gelir. Hatta belki yaptığımız girişimler biraz sonuç verir. Her yıl bir burçta dolunay ve yeni ay yaşıyoruz. Bu yıl Koç burcundaki yeni ayı 20 Nisan'da yaşamıştık ve bu o bir güneş tutulmasıydı hatırlarsanız. Şimdi Koç burcunda dolunay var. Belki son 6 ay önce yaptığımız ve 6 aydır uğraştığımız konuların biraz daha sonuç verdiği, şekillendiği bir dönemdeyiz. Sonbaharda Ekim ayında meydana gelecek olan tutulmalar
gündemlerimizi hızlı bir şekilde değiştirecek aslında. Toplumsal alanlarda, dünyada, evrensel konularda ve tabii ki kişisel hayatlarımızda tutulma tesirleri yeni kapılar açar, yeni pencereler açar, değişimler, dönüşümler hızlanır. Şimdi Koç Dolunay'ı belki yaptığımız girişimlerin sonuçlarını almamızı bize alabileceğimize işaret ediyor. Ama Koç'un içinde böyle bir sabırsızlık, böyle bir mücadele, rekabet vardır. Liderlik ve yöneticilik vardır. Liderlerin, yöneticilerin dikkat çekebileceği bir dönemdeyiz. Bunlarla ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Tüm kamuoyunu bir şekilde etkileyecek olaylarla, haberlerle karşılaşabiliriz. Dolunay ülkemizin horoskopunda da, doğum haritasında da önemli etkiler meydana getirebilir. Çünkü bizim 7 derece terazi burcunda Mars'ımız var. Ve Dolunay bu aksı çalıştırıyor. Mars üzerindeki Güneş'in yerleşimi tam karşıt aksta Dolunay. 4-10 yerleşimi nedeniyle ülkemiz için önemli. Buradaki Mars tabii 4. evimizde olduğu için ülkemizin toprakları, yeraltı kaynakları, güvenliği, halkın huzuru bunları işaret etmekte. Mars'ın tetiklenmesi aynı zamanda bu alanlardaki kaygıları, endişeleri arttırabilirken belki mücadele edilmesi gereken konular olacak. Asker, ordu ve güvenlik güçleri de Mars tarafından yönetilir. An haritasında Yay burcunun yükselmesi ve Türkiye haritasında 6. evi Yay burcunun yönetmesi bu orduyu, askeri güvenlik güçlerini de gösteren bir alan. Aynı zamanda tüm kamu çalışanlarını da gösteren bir alan. Demek ki biraz daha hani ülkenin güvenliği, huzuru, kaynakları, sahip olduğu değerler, toprakları bu alanlarda siyasi anlamda, diplomatik anlamda bazı kararların ya da bazı uygulamaların ya da dikkat çekici durumların olabileceğini göstermekte. Aynı zamanda 4-10 aksı yönetim, devlet, hükümet ve muhalefetle alakalıdır. Koç Dolunay'ı burada hükümet ve muhalefet arasında çekişmeleri arttırabileceği gibi dikkat çekici bazı yönetimsel değişimleri, özellikle liderler alanında gelişmeleri ve sürprizleri de ortaya çıkarabilir. Mars terazi burcunda, teraziyi yöneten Venüs aslanda ve Uranüs'te de tam bir partil kare içerisinde. Dolayısıyla Güneş terazi burcunda olduğu için Venüs ile Güneş arasında karşılıklı bir ağırlama var ve Uranüs-Venüs karesi bazı sürprizlerin, hızlı gelişmelerin olabileceğini de bize gösteriyor. Bu Dolunay ve Dolunay'ı takip eden günler içerisinde özellikle liderlerle ilgili. Ve dünya üzerinde savaş enerjisi artabilir. Evet, savaş, çünkü kuzey düğüm noktasında rekabet, savaş, mücadele ve bu anlamda dünya üzerinde özellikle savaş baskısının artması, ülkeler arası bazı, her ne kadar Mars terazide diplomasi ile ilgili çabaları burada gösterse de terazide bir Mars çok da başarılı değildir. Daha çok savunmaya yöneliktir ve kendini çok da doğru ifade edemeyebilir. Burada uzlaşma konularında sıkıntılar da tabii ki ortaya çıkarabilir. Ama savaşla ilgili, rekabetle ilgili, mücadeleyle ilgili konu ve kavramların daha fazla yoğunlaşmasını, dikkat çekmesini bekleyebiliriz. Ülke olarak da özellikle komşularımız, sınırlarımız ve sınırlarımızın ötesinde olabilecek hareketlilik, askeri anlamda, güvenlikle ilgili alanlarda belki bizim ülke olarak biraz askeri inisiyatif almamızı gerektirebilecek durumlar da olabilir tabii ki burada. Çünkü Mars'ın burada önemli bir tetiklenmesi var. Tüm bunları sonbahar aylarıyla beraber daha fazla gündemimize taşıyacak gibi görünüyor. Kişisel anlamda baktığımızda ilişkilerimizde, bir ilişki içerisinde eşitliği, uyumu, dengeyi kurabiliyor muyuz? Aradıklarımız nedir? Karşımızdan beklentilerimiz karşılanıyor mu? İşte bunlar arasında sorgulamalarımızın olacağı bir dönemdeyiz. Koç'ta biraz bencillik ve vardır, bireysellik vardır. Ama Mars terazide de biraz da uzlaşma ve ilişki odaklı olmamız gerektiğini bize işaret ediyor. Sorunlu ilişkilerimizi tabii ki daha fazla gözden geçireceğiz, bunları sorgulayacağız. Belki önümüzdeki Ekim ayıyla beraber ilişkilerde önemli yol ayrımları,
olabilir, dönüşümler olabilir. Bunlar işbirlikleri, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili de olabilir. Herhangi bir konuda hak arayışlarımız öne çıkıyor. Haksızlık hissettiğimiz konularda daha fazla mücadele ve savunma içerisinde olabiliriz. Mars'la Venüs arasında güzel bir uyum var. Bu biraz daha ilişkileri, böyle aşk, flörtler ve bu alanlardaki cesaretimizi arttırabilir. Hani hareketli ilişkilerde, bireysel ilişkilerde, sosyal ilişkilerde, kadın erkek ilişkilerinde daha keyifli, daha verimli de çalışabilir. Mars ve Venüs arasındaki olumlu açı, özellikle ateş burçları ve hava burçlarını bu pozisyon daha fazla destekleyecektir baktığımızda. Hepimizin tabii ki doğum haritalarında Koç terazi aksı burada önemli. Çünkü Koç burcundaki dolunay, Koç burcunun bulunduğu ev konularını hayatımıza taşırken buralarda farkındalıklarımız ortaya çıkabilir. Buralardaki çabalarımız sonuç verebilir ve önemli bazı konularla belki mücadele etmemiz gerekebilir. Özellikle yükselen burçlarınıza göre tabii ki bu etkiyi takip etmeniz gerekiyor. Şimdi kısa kısa yükselen burçlarınıza göre özellikle dolunayın etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, sizin için tabii ki çok önemli bir dolunay sizin dolunayınız. Çünkü lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 6 derece ve yakınlarındaysa direkt birebir etki alabilirsiniz. Zaten ay düğümlerinin ve tutulma aksının da artık koç terazide olması önümüzdeki bir yılı sizin için çok daha önemli hale getiriyor. Ve bu dolunay ilişkilerinizle ilgili mücadelenizi ortaya çıkarabilir. İşbirlikleri, özel bir ilişkiniz, evlilik konuları, anlaşmalar, sözleşmeler ya da herhangi bir konuda rekabet içerikli konularınız, mahkemeler, davalar, hak arayışlarınız, hani buralarda bir mücadeleniz var. Evet, bu dolunay içinde bulunduğunuz şartları olgunlaştırırken bazı kararlar vermeniz, girişimlerde bulunmanız mümkün. Şu ana kadar bir harekete geçmediyseniz, inisiyatif almadıysanız bu dolunay size gereken inisiyatifi verebilir, harekete geçebilirsiniz. Yaptığınız eylemler, harcadığınız emekler görünür hale gelebilir ve bulunduğunuz ortamda dikkat çekebilirsiniz. Birçoğunuz için tabii ki kuşkusuz bazı başarılar da getirebilir. Özellikle iş ve kariyer hayatındaki çabalarınızın görünür hale gelebileceği bir dönem. Her dolunay olduğu gibi biraz ruhsal, bedensel hassas olacağınızı unutmayın. Özellikle bedensel anlamda eklem ağrıları, kas ağrıları, baş ağrıları, migren gibi kronik sorunlarınız varsa kendinize dikkat edin. Bağışıklık sisteminize dikkat edin. Kişisel güvenliğinize dikkat edin. Hayatınızda herhangi bir düşmanlık, böyle bir rekabet içeren bir konunuz varsa Mars'ın karşınızda olduğunu unutmayın. O nedenle kişisel anlamda önlemlerinizi de almanız gereken bir süreçtesiniz sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, koç burcundaki dolunay 12. evinizde parlıyor olacak. Bilinçaltınızın hareketlendiği, duygularınızın, yaratıcılığınızın güçlendiği bir dönemdesiniz. Bu dönemde biraz hassas, biraz kendi kabuğunuza çekilme ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Yalnız kalmak için kendinize zaman ayırabilirsiniz. Kendinizi sorguladığınız, bilinçaltınıza yöneldiğiniz bir dönem. Dolayısıyla sağlıkla ilgili konular, yaşam kalitenizi arttırmaya yönelik arayışlar, iş kaliteniz, iş düzeninizle ilgili çalışmalar öne çıkabilir. Bu dönemde sağlığınızla ilgili belki bir tedaviye başlamanız ya da bir şeyi keşfetmeniz mümkün. Bilinçaltı, terapi çalışmaları, arınma çalışmaları çok da yararlı olabilir aslında bu dönemde. Çalıştığınız ortamda ilişkilerinize dikkat edin. Belki bazı ilişkiler sizi zorlayabilir. Gizli düşmanlıklar olabilir mesela ya da bilmediğiniz bir şeyler ortaya çıkabilir. Bazı sırlar ortaya çıkabilir. Saklamayı düşündüğünüz ve başkalarından gizlemek istediğiniz konular varsa biraz daha temkinli olmanızda fayda var. İş ve çalışma koşullarınızda bazı yeni düzenlemeler yapabilirsiniz ya da iş hayatınızda bazı yeni girişimleriniz önümüzdeki ayla beraber daha fazla gündeme gelebilir sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, koç burcundaki dolunay 11. evinizi aydınlatıyor olacak. Bazı projelerinizin ortaya çıktığı, çalışmalarınızın sonuç verdiği bir dönemdesiniz. Belki 6 aydır üzerinde çalıştığınız bir konu var ya da hayata geçirmek istediğiniz bir proje var. Şimdi bu dolunay şartları olgunlaştırıyor. Harekete geçebilirsiniz. Yeni teklifler de alabilirsiniz. Ekip çalışmaları için iyi bir dönemdesiniz. Herhangi bir dernek,
organizasyon, bir kulüp, bir vakıf çalışmasında bulunmanız ya da buralardaki görevlerinizde belki bazı dönüşümlerle karşılaşmanız mümkün. Size topluluk içerisinde dikkat çekmenizi gerektiren, dikkat çekebileceğiniz, özellikle sosyal alanlarda öne çıkabileceğiniz bazı projeler de verilebilir, teklifler de alabilirsiniz. Bu dolunay iş hayatınızda, kariyer hayatınızda maddi manevi size bazı başarılarla birlikte ödüller de getirebilir. Unutmayın, sosyal hayatınızın hareketlendiği bir dönemdesiniz. Sosyal etkileşimleriniz artabilir. Yeni tanışmalar olabileceği gibi bazı ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bazı arkadaşlıklar ya da böyle organizasyonlar, grup faaliyetleri içerisindeki pozisyonlarınızı gözden geçirebilir. Belki bu alanlarda bazı dönüşümler yapabilir, kararlar da verebilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, tüm öncü burçlarımız gibi tabii ki siz de çok etkileniyorsunuz bu dolunaydan. Koç burcu dolunayı kariyer evinizde, toplumdaki statünüzü etkileyecek, şekillendirecek bir alanda meydana geliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 6 derece ve yakınlarındaysa bireysel olarak çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Bu dolunay gelecekle ilgili hedeflerinizi netleştirebilir. Biraz daha içinde bulunduğunuz koşullar burada görünür hale gelebilir. İşe girmeniz, bir mesleğe başlamanız ya da görev değişimleri, yer değişimleri gibi hani kariyerinizi etkileyecek durumlar olabilir. Aile ve aile işleriyle ilgili konularınız da aktif. Ebeveynlerle ilgili konular da bu dolunayda çok fazla gündemde olabilir. Çünkü aile içerisinde, ev ortamınızda daha fazla enerji harcadığınızı söyleyebiliriz. Tabii ki evlenmek, yuva kurmak gibi bir temanız olabilir. Veya taşınmak, yerleşmek, emlak almak, satmak ve benzeri konularınız da olabilir. Bunlar tamamen sizin özel hayatınız, ailevi durumlarınızla ilgili. İşte bu dolunay bir şeyleri hızlandıracak, sonuç almanızı kolaylaştıracak bu dönemde sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Koç burcundaki dolunay 9. evinizde parlıyor. Venüs burcunuzda ve güçlü bir pozisyonda, üstelik Uranüs'ten de önemli bir açı alıyor. Sürprizlere de hazır olmak lazım bu dolunayda. Güzel sürprizler gelecek gibi görünüyor. Özellikle yurt dışı konuları, uluslararası işleriniz, belki eğitim veya üniversitelerle ilgili konular, akademik konular, hukuksal beklentileriniz varsa özellikle mahkemeler, davalarla ilgili hızlı gelişmeler olabilir ya da sonuç alabilirsiniz bir süredir uğraştığınız işlerde. Medya, yayıncılıkla ilgili fırsatlarınız var. Hani işleriniz bu alandaysa, yayıncılık işleri, turizm işleri, seyahat işleri, uluslararası işler. Hani buralarda hareketliliğin artacağı, bazı hedeflerinize ulaşabileceğiniz bir dönemdesiniz. Sürpriz tanışmalar olabilir gittiğiniz ortamlardaki, özellikle seyahatlerde ya da eğitim ortamlarında. Beklemediğiniz bazı yolculuklara, seyahatlere çıkabilirsiniz. Bunlar da mümkün sevgili aslanlar. Bu dolunay genel anlamda sizin yaşama bakışınızı, motivasyonunuzu, enerjinizi biraz daha arttıracak, cesaretinizi, özgüveninizi güçlendirecek ve hayatınıza renk katacak hızlı sürprizler de söz konusu olabilir. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Koç burcundaki dolunay 8. evinizde olacak. Daha çok para konuları ve finans konularında mücadeleniz var. Beklentiniz olabilir maddi konularda, kazançlarla ilgili alanlarda, iş konularında çalıştınız ya da bir iş başvurunuz var, bir iş beklentiniz var. İşte bu dolunay bununla ilgili bir sonuç getirebilir. Para kazanmak için harekete geçebilirsiniz. Özellikle iş birlikleri, ortaklıklar, yatırımlar, kredi gibi, borçlanma gibi konular, eşinizin kaynakları, eşinizin gelirleri, giderleri, ortaklı hisseli paralarınız. Hani buralarda hareketliliğin olduğu bir dönem. Bir süredir üzerinde belki uğraştığınız konular var. Şimdi bir görünür hale gelebilir. En azından maddi durumunuz, bütçeniz, gelir gider dengeniz, alacaklar, verecekler, bu alanları daha fazla sorgulayıp daha fazla bu konulara odaklanabileceğiniz önemli bir dönemdesiniz sevgili Başaklar. Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Koç burcundaki dolunay tabii ki sizi de çok güçlü etkileyebilir. Evet, güneş burcunuzda, öncelikle doğum gününüzde kutluyorum. Özellikle 29 Eylül ve yakınlarında doğduysanız bu dolunay sizin için çok önemli. Evet, ben de bir terazi burcuyum. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili burçlaşlarım. Güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz
6 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse sizin için çok önemli bir dolunay tesiri altındasınız. Tam karşıt burcunuzda olacak ama Mars burcunuz sizinle birlikte, Güneş sizin burcunuzda. Biraz böyle karşınızdaki kişiler, ilişkileriniz, eş partner konuları, işbirlikleri, ortaklıklar ve benzeri konular, belki rekabet var hayatınızda bir iş konusunda ya da bir hak arayışınız var, bir davanız var. Hani buralarda bir sonuç alabileceğiniz, içinde bulunduğunuz koşulların şöyle bir görünür hale geleceği bir dönem. Evlilik kararları olabilir, teklifler alabilirsiniz, evlenebilirsiniz, işbirlikleri için harekete geçebilirsiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa eşinizle birlikte, eşinizin hayatında çok görünür önemli konular olabilir veya siz eşinizle ortaklaşa bazı konularda kararlar alabilirsiniz. Mars'ın burcunuzda olması biraz daha inisiyatif alacağınızı, harekete geçireceğinizi, daha cesur, daha rekabetçi ve belki biraz daha mücadeleci olabileceğinizi de işaret ediyor. Tabii ki zaman zaman bu Mars'ı biraz dengelemek lazım ama yönetici gezegeniniz Venüs'ün çok güzel bir desteği var size. Mars ve Venüs arasında güzel bir açı var. Bu da sizin için hareketli, aslında eğlenceli, sosyal alanlarda sürprizlerle karşılaşabileceğiniz, ilişkilerde fırsatlarla karşılaşabileceğiniz, hatta eşinizden bazı belki sürpriz jestlerle de karşılaşabileceğiniz ilginç bir dolunay dönemini işaret ediyor. Sorunlu ilişkileriniz varsa bunlar artık bir şekilde netleşecek hayatınızda. Yani yolunda gitmeyen, sizi mutlu etmeyen, sorun getiren ilişkileriniz varsa, arkadaşlıklarınız olabilir. Hani bunları da hayatınızdan uzaklaştırabilir, önemli kararlar verebilirsiniz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Koç burcundaki dolunay 6. evinizde olacak. Koç terazi aksı 6-12 aksınız, günlük hayatınız, genel sağlığınız, iş ve çalışma koşullarınızla ilgili konuları gündeme getiriyor. Sağlığınızla ilgili hassas olabilirsiniz. Lütfen sağlığınızı önemseyin. Yaşam kalitenizi arttırmak için belki bazı kararlar vereceksiniz. İşte bir diyete başlayabilirsiniz dolunaydan sonra. Beslenme sisteminizi değiştirebilirsiniz, spora başlayabilirsiniz ki tam Koç dolunayına uygun. Çalışma şekliniz, çalışma düzeninizle ilgili bazı yenilikler olabilir. Çalışmıyorsanız belki bir işe başlayacaksınız. Çalışma ortamlarınızı, konforunuzu yenilemek, işte çalışma veriminizi arttırmak için düzenlemeleriniz olabilir. Sağlıkla ilgili kronik bir sorununuz varsa bununla ilgilenebilirsiniz. Evcil hayvanlarınız daha fazla gündeminizde olabilir bu dolunayla birlikte. Genel olarak sağlık, şifa anlamında kendinize dikkat etmeniz gereken, hayatınızı iyileştirmeniz için size yeni fırsatlar verecek bir dolunay, farkındalığınızı arttıracak bir dolunay. Zararlı alışkanlıklar, belki gereksiz ilişkileriniz var veya hani işte bağımlılıklarınız var. Bunları da şöyle bir bu dolunayla beraber düzenleyebilirsiniz sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Koç burcundaki dolunay 5. evinizde parlayacak. Sosyal anlamda hareketliliğin arttığı bir dönem, çünkü Venüs'ten güzel bir destek alıyorsunuz. Dolunay da size güzel bir açıda. Mars öyle. Arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, eğlenceli, keyifli davetler, toplantılar, kutlamalar olabilir hayatınızda. Özellikle çocuklarla ilgili bazı haberler gelebilir. Çocuklarınızla ilgili beklentileriniz varsa bunlar sonuçlanabilir. Belki onların eğitimiyle ilgili konular, onların geleceğiyle ilgili konular. Seyahate çıkabilirsiniz. Tatil yapmadıysanız belki bir tatil yapabilirsiniz. Ya da işte böyle sürpriz bir seyahat fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Hamilelik, doğum gibi beklentileriniz varsa, evet sevgili yaylar, çocuklar, doğum, hamilelik gibi konularda da bu dolunay size önemli bazı fırsatlar verebilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, önce bir dolunay ve tabii ki önemli sizin için 4. evinizde meydana gelecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 6 derece ve yakınlarındaysa çok daha önemli olabilir, etkili olabilir. Biraz daha böyle evinize, yuvanıza, ailenize odaklandığınız bir dönemdesiniz ve dolunaylar tabii ki bir dönüşümdür, bir döngünün bitmesidir. Bu bir taşınma olabilir, bir yer değişikliği olabilir. Evlenmek, yuva kurmak olabilir. Bu da sizin düzeninizi değiştirir çünkü. Ya da bir boşanma ve bununla birlikte belki yer değişimi olabilir. İşiniz ve kariyerle de bağlantılı olabilir. Görev değişimleri,
atama, tayin gibi durumlar. Belki işe başladınız. Hani bu da hayatınızda yeni bir düzen kurmanızı gerektiriyor. Aile konuları da önemli. Ebeveynleriniz, onların sağlıkları, onların düzenleri. Genel olarak aslında biraz daha özel yaşamınızla ilgili alanlarda daha hassas olabileceğiniz, mücadelenizin bu alanlara daha fazla yönelebileceği bir dönemdesiniz sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, 3. evinizdeki dolunay genel anlamda sizi zihinsel olarak çok güçlü bir şekilde etkileyebilir. Meraklı olacağınız, hareketli olacağınız bir dönemdesiniz. Zihniniz çok hızlı çalışıyor. İlginç fikirler bulabilir, projeler üretebilirsiniz. Bu dolunay daha önce başladığınız bir planladığınız bir işi sonuçlandırabilir. Bir anlaşma, sözleşme yapabilirsiniz. Bir imza atabilirsiniz. Bununla birlikte bir eğitim konusunda karar vermeniz, bir eğitimi tamamlamanız mümkün. Ticari konularda, iletişimle ilgili konularda, yayıncılık ile ilgili alanlar, her türlü reklam, promosyon çalışmaları. Buralarda hareketlilik var ve gerçekten bu dolunay aslında sizi destekleyen, hani bazı hedeflerinize ulaşmanızı sağlayan bir dolunay. Mars'tan çok güzel bir destek alıyorsunuz. Seyahatleriniz olabilir, yolculuklarınız olabilir. Dolunay ve dolunayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde keyifli bir yolculuğa, seyahate çıkabilirsiniz. Özellikle yakınlarınız, kardeşleriniz, hani o komşular, onlar da böyle ilişkilerinizin öne çıktığı, belki birlikte bir şeyler yapabileceğiniz ve onlarla ilgili konularda beklentileriniz varsa, hani onların da görünür hale gelip sonuç verebileceği hareketli bir dönemdesiniz sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Koç burcundaki dolunay 2. eviniz, yani para evinizde olacak. Para konularında en fazla etki alan burçlardansınız. Mars 8. evinizde, yani bir süredir para konuları, borç konuları, alacak konuları, buralarda bir mücadeleniz var. Evet, bu dolunayla birlikte belki önümüzdeki Ekim ayında da bu konular biraz devam edebilir. Ama dolunay beklentilerinizi karşılayan, en azından belirsizliklerin artık sona erdiği bir süreci işaret ediyor. Hani bir para beklentiniz var, gelecek mi, gelmeyecek mi? Belki bir kredi konusu. Bir iş beklentiniz var, oldu mu, olacak mı, olmayacak mı? Hani bununla ilgili bir netleşme var. Tabii ki işe de girebilirsiniz. Bir kazanç da söz konusu olabilir sizin için. Ya da kazançlarınızı değerlendirmek, belki bir yatırım yapmak ve benzeri konularda gündemleriniz olabilir. Tüm bunları etkileyebilir. Bir değer oluşturmak için yeteneklerinizi kullanıp, hani bunları bir değeri dönüştürebileceğiniz girişimleriniz olabilir sevgili balıklar. Koç burcundaki dolunay, özellikle terazi burcundaki Mars nedeniyle eşinizin kaynakları, hisseli paralar, işbirlikleri, ortaklaşa gelir giderler, borç alacak konuları ve benzeri alanlarda biraz hassasiyet yaratıyor. Dolayısıyla bu dönem buralarda daha dengeli olmanız, borçlanma konusuna biraz daha temkinli yaklaşmanızda fayda var. Kaynaklarınızı fark edip bunları çoğaltmak, yeni para kazanç yolları bulmak için bu dolunay size önemli bazı kapılar açabilir.